Cumhuriyet Kadınları Derneği'nde 5 şubenin başkanı ve yönetim kurulları istifa etmişti. Cumhuriyet Kadınları Derneği Genel Merkezi istifanın nedenini açıklamıştı. Bilhassa derneğimizin HDP kapatılsın kampanyasına destek vermesi bu kesim için yıkım olmuştur. İstifa eden üyeler adına eski Çankaya Şube Başkanı Melek Neslihan Özfidan basın açıklaması yaptı. Özfidan bir kez daha HDP'nin kapatılmasına yönelik kampanyanın karşısında tavır aldı. Özfidan, Ulusal Kanal'ın Cumhuriyet Kadınları Derneği'nin de imza verdiği HDP kapatılsın kampanyası hakkında ne düşünüyorsunuz sorusuna yanıt verdi. Ben bir avukatım. Dolayısıyla da anayasanın 25. maddesindeki düşüncelerimi ifade etmeye zorlanamayacağım düzenlemesinden yola çıkarak bu konudaki görüşümü açıklamıyorum. Bu benim kapatılsın ya da kapatılmasın dediğim olarak da yorumlanamaz. Cumhuriyet Kadınları Derneği'nin en başından beri yanında olduğu Diyarbakır annelerine destek vermekten kaçınan Özfidan, cumartesi annelerine vurgu yaptı. Bizim şehit annelerimiz var, Diyarbakır annelerimiz var, cumartesi annelerimiz var. Çocuklarını büyütmek için en zorlu şartlarda evinin geçimini sağlamaya çalışan annelerimiz var. Bu anlamda bir propaganda çerçevesinde ön plana çıkarıldığını, hatta Diyarbakır annelerinin de bu anlamda istismar edildiğini düşünüyorum. Basın açıklamasına katılan eski Cumhuriyet Kadınları Derneği Genel Başkanı Şenal Sarıhan da istifa ettiğini duyurdu. HDP'ye yakınlığıyla bilinen eski CHP milletvekili Sarıhan, PKK'nın Suriye kolu PYD'nin kontrolünde bulunan Kobani'yi ziyaret etmişti. CHP heyetiyle yapılan temasların ardından hazırlanan raporda Türkiye, terör örgütü IŞİD'e destek vermekle suçlanmıştı. Sırtımızı YPG'ye dayadık diyen HDP'li Figen Yüksekdağ'ın tutuklanmasına tepki gösteren Sarıhan, DHKPC'den yargılanan Nuriye Gülmen ve Semih Özakçan'ın da tahliyesini savunmuştu.